Aleykümselam. Hoş geldiniz. Allah bizi bu işler için yaratmış ya. Başka bir şey yaramıyor. Devamlı bu işi takip edeceğiz. Böyle arada filan değil ya. İşimiz bu. İneğin vazifesi otlamak, süt vermek. Değil mi? Koyunun vazifesi o da otluyor, sütünü veriyor, bir arada yapıyor. Biz bunları yapamıyoruz. Ne sütümüz var, ne etimiz yenir. Ya saçımızdan çorap örülür, ne kerest olur. Hiçbir şey olmuyoruz. Bizim işimiz de bu. Hani bunu adam diyor ya, işte vakit bulursak derse de gideriz. Vakit bulursam yemek de yerim diyeceksin. Vakit bulursak uyuyoruz tabii. Esas bizim vazifemiz bu yani. Üstadımız anlatıyor ya, askerde iki tane asker. Birisi hep harp sanatına dikkat eder, cihat ve talim. Öbür işlere bakmaz diyor. Bazen karavana kaynatır. Ne yapar? İşler yani karavana kaynatmak, falan yani dükkan açmak, market açmak, işe gitmek o karavana. Yani angarya kabiliğinde. Esas vazifemiz bu. Bunun için yaratılmışız. Çünkü başka hiçbir şey yaramıyoruz. Öyle değil mi? Yok. Başka bir şey yani. Duanız olmazsa diyor ne ehemmiyetiniz var değil mi? Biz kavuşumda. Kul ma ya'be ödüküm Rabbi levla duanüküm. Ey insan duan olmazsan ne kıymetin var? Diyor Cenab-ı Allah. Ey söyle onlara. Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Şimdi bir ineğe desek. İnek duan olmazsa ne ehemmiyetin var? İnek diyecek. Nasıl ne ehemmiyetin var ya? Bensiz sofraya oturamıyorsun. Ya sütüm var, ya köftem var, ya sucuğum var, ya peynirim var, ya yoğurdum var. Bensiz sofraya oturamıyorsun. Nasıl ne ehemmiyetin var? Affedersin. Bayan inek, bay öküz veyahut da. Senin ne ehemmiyetin var? Bak. Hiçbir şey aramıyorsun. Hiçbir üretimimiz yok. Hep onların ürettiklerini tüketiyoruz. Bizim de emniyetimiz bu. İnekler bir ara gelip böyle ders yapabilirler mi? Ya toplayalım inekleri koruma derneğe. De bizi kesiyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yapamazlar. Biz de biz bu işi yapıyoruz. Sohbet ediyoruz, namaz kılıyoruz, kardeşlerimizi arıyoruz. Efendim yemek veriyoruz, davet ediyoruz. Ben hep böyle şeyler anlatıyorum. Ben. Orijinal yani. Herkesin anlatmadığı şeyler. Mesela bir inek öbür ineğe deyip de ya çoluk çocuğu topla güzel bir çayır buldum. Gelin beraber yiyelim. Demiyorlar kardeşim beni Temmuz abi güzel bir yere götür seni. Yani masraf etsinler falan. Yok abi hep sefer gelmişsin falan. Götürdü bize yemek getirdi. Ama bir inek bir arkadaşını alıp da çayıra gel güzel bir çayır buldum beraber otlayalım diyemez. Demek oluyor ki bizim vazifemiz de bunlar yani. Bu esas vazifemiz. Bundan uzaklaştık mı hem stres başlar hem huzursuzluk başlar hem mutsuzluk başlar. Bütün sıkıntılar bundan uzaklaşmakla başlıyor. Ancak biz buradan mutlu olabiliriz. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulûb diyor. Dikkat edin. Beni anmakla ancak kalpleriniz tatmin olur, mutmain olur. Rahat edersiniz. Ehli dünya neleri var adamı rahat etmiyor. Hiçbir şey. Bizim bak hiçbir şeyimiz yok maddeten. Çok garibanız ama huzuruz bak bu kadar kardeşimiz var. Geldim hiçbirisi ben tanımıyorum ama sevdim sizi böyle. Nereye gidersek gidelim, kucağını açan kardeş var. Yatağımızı yapıyor, önümüze sofra getiriyor. Evdeki ailemiz vallahi hürmeti yapmıyor yani. Ne yalan söyleyelim. Ya. Öyle. Bu nereden kaynaklanıyor? İmandan. Kur'an hakikatlerinden ve bu hizmetin vermiş olduğu Allah'ın rahmeti, nimeti. Peşin ücreti ya. Peşin ücreti. Sefer benim adım Necmi. Çantacı Necmi. Kardeşler davet ettiler. Allah razı olsun. Geldik uçakla geldi. Bizi aldı havalandan. Dedik kardeşleri bir görelim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Allah bize de bu kapıyı açtı yani böyle. Gez, yani devamlı ulaşıyoruz. Hikmeti var demek ki. Bizim de gezmemiz geliyor. Sabit yıldızlar var, gezegenler var değil mi? Öyle yani. Sabit zerreler var. Efendim, müteharrik zerreler var değil mi? Onun için böyle bizde Allah bizde böyle yapmış. Nasıl? İyi değil mi? Çok acayip bir alemdeyiz be. Vallahi bakma. Şimdi biz
biz alıştık bu aleme biliyor musun? Alıştık yani. Bize böyle normal gibi geliyor. Harika. Harika. Bir tavuğun yumurta yapması harika. Okula gitmedi, kursa gitmedi, tezgahı yok, tornası yok, hocası yok, antrenörü yok, öğretmeni yok. Trak bırakıyor bakmadan. Bırakıyor, acayip bir şey geldi, bir şey. Allah Allah. Reis cumhur yer, başbakan yer, yan bakan yer, hırsız yer, polis yer, derviş yer, devrilmiş yer. Ulan, bunu mahkemede böyle anlattım. General gülmeye başladı. Cevabını biçim mahkemeyi bozacak böyle. Dedi bana niye bu kitapları okuyorsun? Başka okunacak kitap var mı? Çok var dedi. Bunlar dedim en güzel yazıyor. Mesela dedim muhterem heyet. Bir tanesini anlatayım. Mesela bir yumurta alıyor. Bu 71 sene çoğunun zerreleri bile yoktu dünyada. Dedim mesela bir yumurta aldım 10 kuruş. Ben bunun yumurtanın değerini 10 kuruş zannediyordum. Halbuki yumurta 10 kuruş değil. Yumurta çok değerli bir şey. 10 kuruş toplayana, getirene, paketleyene, satana, 2 kuruşuna, 3 kuruşuna, 5 kuruşuna yumurta oluyor 10 kuruş. Yumurta bize Rabbimizden geliyormuş. Benim haberim yoktu. Şimdi anladık dedim. Mesela dedim tavuk. Bu tavuk dedim okula gitmedi, kursa gitmedi. Bizi tanımaz, sevmez, bilmez. Aklı yok, ilmi yok. Çağırsan gel be tavuk kardeş, bir sarılayım sana. Hep bize yumurta getir, ne mübareksin. Kaçar. Ama dedim öyle bir yumurta yapıyor ki. Hayret bir şey. Böyle bir de meraklandılar şimdi böyle dinliyor oradan alayım falan. Tabii adam başladı gülmeye. Heyet de böyle onlar da gülecek. Savcı kalktı. Konuşturmayın efendim şu adamı dedi. Şuurlu bir nurçudur burada nurçudur. Reklamını yapıyor. Gitti reçten. Sade de gel falan. Yani şuurlu bir nurçudur. Acayip bir alemdeyiz. Her şey harika. Harika ya. Sen bir harikasın. Sana göz ne kadar kısılmış. Biri aşağıda, biri yukarıda değil. Biri büyük, biri küçük değil. Burun aynı yerden gibi, benim gibi. Kulakların bak ne kadar güzel. Bak. Senin kulağını kim oraya koyduysa bu kulağı da oraya koydu. Ne kadar kulak varsa bu koydu. Bütün kulaklar ne diyor? La ilahe illallah. Buşun kulağı da dahil ya. Tevhid demiş. İşte bu bize Risale-i Nur bize gözlük veriyor. Bakıp da görmediğimiz şeyleri bize gösteriyor. Bakmak başka, görmek başka. Allah görenlerden etsin. Amin. Allah kalbimizi, gönlümüzü açsın. Amin. Nefsimize fırsat vermesin. Amin. Böyle güzel bir hakka elimizden almasın. Amin. Ya hizmetiniz kudüsü getir diyor. Kıymetiniz miski elinizden kaçmasın. Bir zamanlar böyle Müslümanlar yağmur duasına çıkıyorlarmış. Yağmur duası ben namazım diyor. Yağmur sürdüm. O yağmur duasının vaktidir. Yoksa yağmuru getirmek için değildir. Böyle bir yağmursuzluk hengamında köylüler şeye çıkıyorlar. Efendim, yağmur duasına. Böyle bir zındık bir gazetenin de muharirleri oralarda dolaşıyormuş herhalde. Halka demişler ne bu hayır ne bu kalabalık. Demişler yağmur duasına çıkıyoruz falan filan. Ya demiş ben gazeteciyim falan işte röportaj yapalım. Yapalım röportaj efendi. Falan işte şöyle mi olur böyle yağar mı yağmur duası? Yağmaz mı ya Allah yağdı ya nasıl yağdırır falan. Onlarla dalga geçiyorlar tabii. Dalgaya alıyorlar. Sonra biraz sonra da bir yağmur yağıyor mu Allah'ın hikmeti? Buran bunlar bulut bulut da yokmuş havada bir anda Allah yaratıyor tabii. Bir yağmur, bir yağmur bunlar tilkiye dönmüşler. Gelmişler bir fizik alimine yani sındık bir fizikçiye. Ya hocam demişler biz şüpheye düştük. Neredeyse imara geleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Yağmur yağdı hakikaten. Ha demiş onun fiziksel demiş izahı var. Nedir? O kadar kalabalık orada. Allah, Allah, Allah derken ağızdan çıkan o hararet yağmur demiş. Tebahur etti falan. Bizim bir ferit var. Eski sakatlarda. Ulan diyor keçiye bak diyor. Eğer diyor öyle olsaydı stadyumda sen. Evet.
İşte bunların akılları bu kadar. Evet, tebahur var. Tebahur var ya. Allah tebahur ettiriyor. Çocuklarımız diyor ya. O arka sanları denizler. Denizlerden tebahur ediyor. Ama öyle bağırmak aha demekle olur. Öyle olsa mitinglerde en fazla yağmur yağması lazım. Pazar günü bağırdılar mesela değil mi? Yağması lazım. Ama yağmur. Yağmaz. Allah'ın hikmeti bugün uçakla gelirken aşağı bakıyoruz bulut. Atılmış pamuk gibi diyor ya şeyde. Aycül Kübra'da. Her taraf bulut. Bembeyaz. Altımız bulut. Arada böyle bulut boşlukları var. Onun altı da deniz. Deniz görünüyor. Gemiler var falan. Bazı yerde binalar var falan. Yukarıya bakıyorum böyle. Yukarıda da bulut var. Allah Allah demek. Hani birinci sema, ikinci sema var ya. Ha dedim mesela bizim bildiğimiz semada bulut var. Bulutun üstüne çıktık. Ondan sonra artık mavi olması lazım. Ama yine bulut var. Demek bulutlar da kat kat yani. Harika bir alemdeyiz. Harika. Ama insanlar bunu göre 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 artık böyle alışmış. Cehli mürekkebin diyor hemşiresi olan nasıl diyor? Cehli mürekkebin hemşiresi olan Ülfet. Nazar-ı Sattin'in annesi olan işte şey mübalağacıların diyor gözlerini diyor kapatmış. Göremiyorlar diyor kainattaki o güzelliği. Mesela adam bir balık görüyor. Balığın kafasında Allah yazıyor gibi böyle. Allah diyor görsen diyor başında hayvanın Allah yazıyor. Sırtında da Muhammed yazıyor. Yapma ya. Ya balığın her tarafında Allah yazıyor. Sen onu görmüyor musun? Baksana o balığa bir sefer. O gözlerine baksana nasıl intizamlı konmuş oraya. Küçücük bir boncuk gibi. Bak o kulaklarına, bak o kuyruğuna, bak o vücuduna. Bak diğer balıklarla nasıl irtibatı var. Bunları göremiyor da onu görüp onunla hayret etmeye çalışıyor. Anlaşılıyor değil mi? Çok güzel anlaşılıyor. Ya öbürünü göremiyor. Neden göremiyor? Bak üstadımız diyor onu muhakematta. Diyor ki onlar kapalı kaplarda, kapalı, kapağı kaldırıp da lezzeti ruhaniyi alamadığından kabı yalamaya başlar diyor. Yalaya yalaya diyor, lezzet de alamıyor, sıkılıyor, başka bir yerden lezzet almaya çalışıyor. Hani var pastırma koymuş adam, üstünde jilatin kağıdı var inceden. Aman ben hep pastırma yapıyor. Pastırmayı yiyemiyor. Yiyemeyince öbür tarafta zeytin ekmek diyor. Ne lezzetli be mübarek diyor. Ya bu da böyle yani. En harika alem şu alem. Bundan daha harika bir alem yok. Adın ne? Volkan. Volkancığım böyle bak. Bak şuna bak. Kessen 100 gram gelmez. Kapat gözünü bir besle getirsin de ne bu? Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, çay, kahve, börek, çörek, kestane. Bir anda söylüyor ne oldu? İstanbul kadar bir burun yapsalar bunun yaptığı işi yapamaz. Bir et. Bu da çok tatlı. Çok tuzlu. Çok bilmem ne. Bu da bak. Tren sesi, ezan sesi, anamın sesi, babamın sesi, inek sesi, sinek sesi. Şuraya bak. İstanbul kadar bir efendim santral koysalar onu ayıramaz. Allah buna yaptırıyor. Eğer biz bunu göremiyorsak vallaha da billaha da komadayız. Manevi koma. İstediğin kadar oku, istediğin kadar kıl, gaflet içindesin. Ya Allah muhafaza. Ve men kâne fî hâzî âmâ, fevve fil âhireti âmâ diyor Rabbim. Bu dünyada kör olanlar, ahirette de kör olacaklar. Bu kadar harikaları görüp de hayret etmiyor adam. Böyle gel, 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 böyle. Hayret etmemiz lazım. Hayret. Hayret. Şey, İslam anlatıyor. Hiç iman anlatılmamış. Din kültürü, İslam kültürü, iman kültürü yok. Tabii ki iman lazım. Vaiz zikri iki saat konuşuyor. Alıyor bir sahabeyi anlatıyor. Ve anlatıyor mübarek bir evliyayı. Hiç Allah'tan bahsetmiyor. Ya evvel Allah'ı anlat. Amentübillah evvela geliyor ya. Sonra ve melaiketi ve kötü günler suri.
Sırayla. Allah'tan bahsetmiyor ya hoca. Allah'tan bahsetmiyor. Ey insan. Rabbim bak seni ne güzel yaratmış. Bak havayı burnuna kadar getirmiş. Bak. Oh, adam diyor doğru vallahi. Bu hava ya markette olsaydı. Ne kadar işin zor olacaktı senin. Hatta çeşmede olsaydı bütün gün. İşe bile gitmeye bütün hava alacaktın. Allah'ım doğru vallahi ya. Diyor. Allah Allah. Şuraya bak ya. Diyor. Ben bir harikaymışım meğersem diyor. E tabi. Diyor ya. Ey kendini insan zanneden insan. Kendini oku. Yoksa hayvan ve cami tüpünde bir insan olmak ihtimali var. Yunus da diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl okumaktır? Bir insan kendinden haberi olmazsa onun hiçbir şeyden haberi olmaz. Kendini bilmiyor adam. Ya. Bir doktor kardeşimiz vardı da diyordu bize bazen hastaneye komada geliyor hasta. Adam kaza geçirmiş. Komada Allah'ın bir rahmeti. Nasıl ameliyat edecekler bayıltıyorlar ya acı duymasın diye. Cenab-ı Allah komaya alıyor. Ta ki acı duymasın. 20 gün, 30 gün, 40 gün. Necmettin Şahiner 45 gün mü ne? Komada kaldı. Necmettin Şahiner var ya. Tarihçi. Ortalama. Çok komada kalanlar var günlerce. Ama hiçbir şey bilmiyor adam. Öyle diyordu. Adam şarkı bile söyler diyordu bazen komadaki adam. Ama bir çoğu komadan ayıldığına karar vermeyiz diyor. Ne zaman ayılıyor? Ya burası neresi bu arkadaş? Affedersiniz kardeş. Burası neresi? Ya ben, kim getirdi beni buraya? Niye ben buradayım? Sormaya başladı mı komadan çıkıyor demektir. Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu. İşte bu sorulara cevap arayamıyorsa bir insan o kısmi komadadır. Komanın dereceleri var. İmanın dereceleri olduğu gibi gafletin de dereceleri var. Ya sevgili kardeşlerim. Allah bizi iman selameti versin. Amin. Allah'ın hürmeti ya işte bu. Hoca var mı içimizde? Cami imamı var mı kardeşlerimizden? Hocam ben caminden değil ama Kur'an kursunda okumuşum. Okumuşsun. Evet. Helal olsun sana. Bak mesela üstad diyor ki bu diyor hocaların malıdır. Medresenin malıdır diyor. En az gelen hoca var. Mesela benim bulunduğum dershanın yanında koca bir cami var. İmamı hiç gelmez. Kaç defa davet ettim gelmez. Sünnet yaptım sünnete geldi. Fakat derslere gelmiyor. Korkuyor diyor ki beni de nurcuların içinde görürlerse müftü tekdir eder. Ondan sonra işte içten atarlar. Şöyle olur böyle olur. Korku. Onu vermiyor. Desise-i şeytanı yeden diyor. Bir tanesi de altı tane desiseden. Hissi havftır. Bilhassa ulemayı diyor gemlendiriyorlar. Geçen gün birisi bir şey anladım. Hep bana öyle esprili şeyler geliyor. Adamın biri kurban kesiyormuş. Bıçakla kör kesemiyor. Bastırıyor kesemiyor. Neyse bir delik açmış. Hortan da delik küçük olunca değil, tazdik kan. Adam kan revan içinde. Sanki Çanakkale Harbi'nde. Oradan biri geçiyormuş. Ya kardeş demiş hayvana eziyet verdin. Git şurada cami var bul bir Müslüman. Şey yapsın sana anlatsın falan nasıl kesilir falan. Öyle mi ya demiş. O da kanlı bıçakla dur camiye. Cemaat çıkmış. Ya demiş Müslüman kim burada? Cemaat da korktu da hocayı gözlemiş. Hoca da garip bir başlıyor. Ya demiş ben direkt yatlamadım. Müslüman mı oldum? Çok kötü bir şey ya. Allah'ım korkusun. Ya. Allah korusun. Korkaklık çok kötü. Vallahi. Ya. Ya.
Mesela diyor bir dessas bir adamın nazarında korkulu görünen bir şeyi ona gösterir. O da yapma abi. Mesela kurbağa almış. Kurbağa. Şöyle yapıyor. Ya Allah aşkına yapma. Adam hiç farkında değil. O yaptıkça geri geri gidiyor. Evin üstünde farkında değil. Aşağı düşüyor. İşte diyor çok değersiz şeylerle çok büyük değerli şeyleri size kaybettiriyorlar. O korkunun yüzünden böyle bir nimet uzmadan mahrum kalıyor. Allah muhafaza. Seni tebrik ederim. Allah razı olsun. Tabii ya. Ölmek var. Dönmek yok. Biz Allah'tan korkuyoruz. Başka kimseden korkumuz yok Allah'ın izniyle. Allah'tan bir insan korkarsa Allah da ona başka kimseyle korkutturmuyor onu. Ama Allah'tan korkmadın her şeyden korkar. Hamam böceğinden de korkar, fareden de korkar. Sen de korkar, oğlu korkar. Kardeşimiz ikinci hakkat dedi. İkinci dersi de tavretler. Ha? İkinci dersi de tavretler zaten yapalım. Olsun ya. Ne isterseniz. Hepsi aynıdır yani. Hepsi tevhiddir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala. Ali ve sahabi ecmain 10. söz haşir risalesi. Haşir yani tekrar dirilmek. Bir de neşir var. Ne mal olduğunu neşediyorlar seni. Bir dünyada neşediyorlar. Teneşir var ya. Teneşir. Tenini neşediyorlar. Bir de ahirette ba'su ba'del mert'te bir neşedecekler. Yevme teb düble serahir. O gün bütün sırlar diyor çözülecek. Allah bizi mahcup etmesin. Amin. Ama Allah diyor kefferâ anhum seyyiâtim diyor. Tövbe edenlerin günahlarını örtecek. Kefferâ demek örtmek demek. Kafir de onun için derler ya örtüyor. Neyi örtüyor? Hakkatı örttüğü için. Ama kafir diyorlar. Hatta çiftçilere bile kafir derler. Ne yapıyorum? Küfrediyorum. Neyi? Buğdayı atmış üstünü toprakla örtüyor. Yani lukavi manası yani. Onların diyor seyyiyelerini ben örteceğim diyor. Bab-ı kerem ve rahmettir ki kerim ve rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile şu kainat nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet şu din dünya gidişatına bakılsa görülür ki en aciz, en zayıftan tut ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize en iyi rızık veriliyor. Evet. Rızkı helal iktidarıyla alınmadığından belki iftikara binaen yani fakirliğe garibanlığa binaen verildiğine delil dikkatli iktidarsız yavruların hüsnü maişeti muktedir canavarların dıyki maişeti maişet darlığı hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetçe maişet de vücutça zayıflığıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Yani gücün çoğaldıkça rızık zorlaşıyor. Güçsüz oldun mu ağzına kadar annen meleği veriyor. Sonra kaşıkla besliyor değil mi? Hasta oluyorsun çorbayı ağzına uzatıyorlar. Acizsin ya. Ya. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ters orantılı. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur. Evet sevgili kardeşim. En aciz, en zayıftan tut ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor.
Cenab-ı Allah hayvanın altına veya dört tane yavrusu uzatıyor ağzını ummadığı yerde. Etten süt geliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Bir kerem eli var. Yoksa onun o iş böyle olmaz. Kuş yavrusu yuvada böyle bekliyor, anası gidiyor, ağzından ona veriyor. Ağzından dolum yapıyor. Mesela bahar mevsiminde, bunları hep görüyoruz ama görmüyoruz esasında. Bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile giydirip, çiçek ve meyvelerin murassaatı ile süslendirip, hizmetkar ederek, o erik ağacı olsun değil mi, iğde ağacı olsun efendim, badem ağacı olsun, gelinlik gibi değil mi o ağaçlar? Onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek buyurun. Ben bir odunum diyor. Çamur yiyorum, sana elma veriyorum. Uyan diyor, uyan. Orada bir odun daha var. Ben de odunum diyor. Çamur yiyorum, sana şeftali veriyorum. Uyan, uyan. Mezarda uyanırsan o işe yaramaz diyor. Uyan, bir odun daha var. Ben de diyor çamur yiyorum, sana kayısı veriyorum. Zeytin veriyorum, muz veriyorum, kestane veriyorum, ceviz veriyorum, fıstık veriyorum, fındık veriyorum, portakal veriyorum, mandalin veriyorum, veriyorum. Ben bir odunum diyor. Bunları benden bilmeyin. Sonra odun gibi gidersiniz öbür tarafa. Doğru cehennem sobasına. Hiçbir şey aramazsınız. Kütük gibi gidersiniz. Diyor, odun bağırıyor böyle. Allah Allah Allah. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile giydirip ve meyvelerin murassaatıyla süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna, yani musanna demek sanatlı, süslü meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek, hem güzel ve yumuşak bir libası, elbiseyi elsiz bir böceğin eliyle giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. Bir tane karpuz çekirdeği atıyorsun, 2-3 tane karpuz geliyor. Bu karpuzların içinde binlerce çekirdek. Rabbim diyor, bak benim hasenime bir tane attı. Ben neler verdim sana. Dünyada da benim için bir hayır yaparsan sana çok vereceğim, hesapsız vereceğim. Bir gayri hesap diyor ya. Hep bunlar bize derstir yani. Bunu bir öküz düşünmez tabii. Bir inek düşünmez. Bir deve düşünmez. Bir aslan düşünmez. Bunu biz düşüneceğiz yani. Çünkü onların aklı yok ki, bizim aklımız var. Biz bunları düşüneceğiz böyle. Sevgili kardeşlerim. Hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak, ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedahen anlaşılır. Şimdi insanoğlu karpuzu yiyor. Nerenin karpuzu bu diyor. Adana'nın ya. Ya Adana bambaşkadır. Nerenin kavunu? Kırkağaç. Nerenin şeftalisi? Bursa. Bambaşkadır. Bak Allah'a bir şey yok. Allah'ın malını diyor esbaba taksim ederler. Büyük bir zulme düşerler diyor. İnnel insane lezalumun keffar. Her nimet deyip Rabbini düşünüp şükretmesi gerekirken şükrünü o beldeye yapıyor, toprağa yapıyor, tarlaya yapıyor, havaya yapıyor, şuraya yapıyor, bu yapıyor. Neden? Öyle duyduk ya, öyle duyduk. Ya. Bize böyle ya, öğretmediler ki. Öğretmediler. Camilerde de duyamadık. Duyamadık. Anlatması lazım hocaların. Muhterem cemaat, bir karpuz yiyorsunuz, düşünün. Koskoca karpuz.
incecik bir sapı var. Sapında tat yok, kökünde yok, toprakta yok. Karpuz içi bal gibi. Allah aşkına düşünün ne olur. Doğru hocam, tövbeler olsun, tövbeler olsun, doğru ya falan. Cemaat birden bir kendine gelecek. Bir kavun yiyorsun. Çöp, ot. Bir salkım üzüm. Sapında tat yok, çubuğunda yok, kökünde yok, üzüm bal gibi. Nereden geldi bu lezzet? Doğru hocam, Allah'tan geldi. Millet dalgalanacak. Ama bir türlü anlatıyor, anlatıyor hoca, millet bahçede. Çoğu içeri girmiyor, bekliyorlar ezan okumuş. Hatta bazısı var ki, hoca diyor kurbağaya geldim ben. Kurbağaya geldiyse girecek içeri. Ne demek kurbağa biliyor musun? اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِنْسَانِ وَاِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Var yani. Hütbeyi okuduktan sonra bu ayeti okuyor. Yani ondan sonra kurbağaya geldiyse girecek içeride namazı kılacak. Böyle bizim milletimiz bu kadar cin. Cin. Öyle velet ki sorma gitsin. Ama hakikatte anlatıldığı zaman doğru ya diyorum Allah. Çok doğru diyor. Takdim etmesini bileceksin. Nasıl takdim edilir? Evet. Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut. Arz bak dönmüyor, hiç durmuyor. Ta en küçük mahluka kadar her şey kemal-i dikkatli vazifesine çalışması, zerreci haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Bak güneş nereden batıyor, oradan doğuyor. Müftü yerine gitmemezlik yapabilir. İmam camiye gitmemezlik yapabilir. Öğretmen okula gitmemezlik yapar. Fakat güneş gidip de gelmemezlik yapmaz. Büyük bir heybet tahtında. Demek ki insan ve bazı canavarlar haddi aşıyormuş. Ne demek? Yani insan zaten aşıyoruz ya, Allah yap diyor yapmıyoruz, yapma diyor yapıyoruz, o da belli. Canavarlar da ölmüş hayvanların etini yemek onlara helalmış. Sağ hayvanları öldürmek onlara da harammış. Haram. Ya. Hadis-i şerif var. Hatta yettasul cemma minel karna. Sadaka Resulullah fîmâ kalb. Hatta diyor, boynuzsuz koyunun hukuku boynuzludan alınacak. Hatta yektas, yektas kısas demektir. Hatta yektasül cemma minel karna. Karna boynuzlu demek. Boynuzlu, boynuzsuz hayvanın kısası boynuzludan alınacak. Boynuzlu bir koç güzel bir ot yiyordu, boynuzsuz koyuna bir tostu, hayvanı kaçırdı. O yedi otları. Öbür tarafta Allah bir otlak yaratacak gene. Ona boynuz verecek. O da ona bir tane patlatacak. Kısasa kısas. Ya hayvan. Hayvan niye vurmasını biliyor ama değil mi? Hayvana da vurmasını biliyor. Onların da hesaplaşması var. Hem gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle, bak, gerek nebati demek, nebatat da valideymiş. Doğruyor ya. Gerek hayvani. Hayvan da valide. Valide demek velet yapan, tevellüf eden. Gerek insani. Biz valide olarak sadece anamızı biliyoruz. Ama inek de bir valideymiş. Onun da veledi var. Ağaç da bir valide. Onun da veletleri. Ya bunları ağaçları emziriyor. Süt emziriyor. İnek yavrusuna süt emzirdiği gibi ağaç da incirlere süt emziriyor. Kopardığın zaman dibine süt damlıyor değil mi? Süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi. Ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi o işlediği bedahten anlaşılır. Allah Allah. Evet. Aç bir arslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi. Bir parça et buluyor,
getiriyor, kendisi yemiyor aslan. O aslan bu be. Koyuyor önüne, ona yediriyor. Hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite arslana saldırması. Bunları gördük ya, bizim tavuklarımız vardı. Hiç yanımıza sokulmaz. Tavuk sevmek istiyor, çocuk kaçıyor. Yavrular olduğu zaman biz sokulamıyoruz. Böyle. Şey gibi. Hem incir ağacı kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerini halis süt vermesi. Bilvedahe. Nihayesi rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayanlara gösteriyorlar. Ne güzel demiş. Kör olmayan. Bir gün bir yere gittik de böyle, bir kardeşimizin böyle mobilya fabrikası var, Gediz. Gediz'de. Gittiğimizde o kardeşle namaz kılıyordu. Biz namazı yolda kılmıştık. Orada bir beyefendi oturuyordu. Tanıştık. Dedi ben dedi bu kardeşim burada ben size her şey yapıyorum. Promosyon mu diyorlar? İşte anahtarlıktır, şu promosyondur. Dağıtıyor müşterilerine. Numune getirdim dedi falan. Çok güzel falan. Kardeşim bir oradan bir Mesnevi Nuriye çekti. Okumaya başladı falan. Şimdi baktım o adam gazeteyi açıyor böyle. Şakır şakır. Hiç müşteri olmuyor ha. Müşteri olmuyor. Böyle kulak kabartmıyor. Buraya geldi. Bir incir ağacı diyor. Kendisi çamur yer. Yavrularına hariç bir süt verir. Nar ağacı bulanık çamura kanaat eder. Yavrularına hariç bir şarabı verir. Deyince adam gazeteyi böyle araladı. Meraklandı adam. Meraklandı. Meraklandırıyor insanı ya. Çünkü kimsenin bugüne kadar böyle bir şey söylemediği sözler var. Bu tarzda hiçbiri söylememiş bugüne kadar. 350 bin tefsir var. Böyle bir tarz yok. Böyle bir tarz yok. Allah bu zata nasip etmiş. Neden ihtiyaç var? Çünkü bu asırda küfür ilimle yayılmış. Her zerre Allah'ı tanıtıyor. Bunlar her zerreyle Allah'ın inkara kalmışlar. Atomlar, notonlar, protonlar oluştu, gelişti, gençleşti, evrimleşti. Doğanın efendim işte ilim izah etmiyor, atıyor bir yalan. Ulan neyi izah etmiş? Elektromanyetik dalgaların hareketi. Ne dalgası oğlum? Ulan dalga mı geçiyor? Ses diyor, nasıl geliyor mesela adam Avusturya'dan alo diyor. Bir anda kulağına geliyor. diyor onu ilim izah. Nasıl izah? Elektromanyetik dalgaları ses verdi, titreşim mi diyor. Titreşerek ulan 6 ay da gelmez lan. Adam alo diyor. Ekmek yiyorsun değil mi? Yemek yiyorsun abi diyor. Çay içiyorsun. Şapırtısı bile geliyor. Ulan zındık. Eşek bile buna inanmaz. Zerrelerle geliyormuş. Değil o zaman. O zerre alıyormuş ona veriyormuş. Alo mu dedi. Alo. Alo 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 alo. Merhaba 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 merhaba. Ulan sen bizi bunak yerine mi koydun? Erbeyse adamlar 100 seneden beri, 150 seneden beri bunu millete tutturmaya çalışıyorlar. Has ekmek kör memleket. Aç ağzını yumkesini. Çocukken yapardık böyle. Aç ağzını yumkesini. Sen aynı yüzde Erdinç vardı arkadaşım. Açıyor ağzını yumkesini. Ben de bir tane leblebi atıyor. O bana bir tane üzüm atıyor. Ben ona bir tane nohut atıyorum. Sonra tarladayız ya. Ben ona bir tane keçi şey atıyorum. Ben gözünü yumdurdum. Adam her şeyi yutturmuş. Evet, nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuurkârâne ve hakîmâne işler görmesi bir zarure gösterir ki, icap ettirir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor, onlar onun namıyla işliyorlar. Neyle geldi? Uçağa atladık geldik diyoruz. Uçağa atladık geldik. Pilot var mıydı? Kimse sormuyor. Neden belli bir şey yapılan pilot olmasa binsen uçağa bekle orada 6 ay yerinden kalmaz. Ben pilotu hiç görmedim. Belki 100 defa uçağa bindim. Hiç pilotu görmedim. Ama demek ki fiil diyor faili gösterir. Kitap katibi şiir şairi, baklava, baklavacı.
Baklava baklava şubalaşmış. Adam baklavayı öyle bir anlatıyor ki yufkası diyor şu kadardır. İçindeki yağ oranı bu kadar. Şeker oranı bu kadar. Tuz oranı bu kadar. Ceviz oranı bu kadar. Anlatıyor baklavayı öyle bir anlatıyor ki harika. Baklava işte hiç bahsetmiyor. Baklava kaldı sapsız topak gibi mekanda. Faili meçhul. Yahu diyeceksiniz nasıl oluyor bu? İşte biz de ona şakıyoruz zaten nasıl olmuş. Üstad onlar mesleklerin iç yüzünü görememişler diyor tabiatı sadece. Anlatıyor üstad işte diyor tabiat fikri küfrisini taşıyanlar ne derece akıldan, fenden, mantıktan uzak düştüklerini gör, gül ve tükür diyor. Bir gün bir yerde bir caminin kahvehanesi vardı orada böyle okuyoruz bunu. Coşmuşum. Puuu dedim. Caminin imamı da oradaydı. Ayağa kalktım geçmişim bir de bana tükürdü. Allah'ım. Hem de kasketli adam. Estağfurullah hocam dedim. Tükür dedi. O hakikatler bize de nasip olsun dedi. Adam ayağa kalktı. Cemaat da şaşırdı. Şimdi dedi arkadaşlar dedi bu Necmi Efendi okuduğu kitabın yazarı Bediüzzaman Said Nursi ahir zamanda gelen Mehdi Azam'dır dedi. Mehdiyeti ilan etti adam kasketle. Görüyor musun? Neyi gösteriyor bu? La ilahe illallah. Yediren bir olduğu için yeme tarzı da bir. Tevhid. Sen öyle Amerikalılar gelmişti İzmir'e böyle bir grup 60-70 kişi. Onlara böyle bir ufaktan. Anlattığım için Amerika, İngiliz, Fransız, Japon, Türk, Bulgar falan böyle sayıyorum şimdi. Geldik buraya. Herkesle bir temsilci tanış, anlaşabiliyor. La diyor, ma diyor, hu diyor, yu diyor. Ama dedim, yemek geldi. Yemeklerde gelmişti o zaman. Köftelerden herkese bir çatal. Yemekte anlaşıyoruz. Acaba Fransız köfteyi nasıl yer? Buraya mı götürür, buraya mı götürür, buraya mı atar? Herkes oraya götürür. Ulan Fransızca da köfte bizim gibi yiyormuş. Alman da, Amerikalı da falan. Şimdi bunlar böyle baktı. Hoşlandılar dedim. Girişler de aynı, çıkışlar da aynı. Deyince o zaman vidaları gevşedi hepsini. Ha 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 ha. Birisi boynuma sarıldı bırakmıyor. Teşekkür, teşekkür. Kırk pozumu aldılar. Amerika'da daha çastıklar. Bunu istiyor millet. Millet bunu istiyor. Yani kainatta yabancı yok. Yabancı yok. Biz yabancılaştık. Anneniz de bilir, babanız da bilir. Ya sevgili kardeşlerim. Ya. Bu alemin mutasarrıfı, mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin teyidini ister. Edepsizlerin cezalanmasını gerektirir. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada, kısa bir ömürde, denizden bir damla gibi, milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Bakın adam keşe tutumu dilenir. Öteki çöpte de kendi tuttuğu kağıt duruyor. Öteki orada bir şeyler yapıyor galiba. Öteki çalışıyor, çalışıyor. Emekli oldu iki gün sonra. Ölüyor. Bakın. O kadar kerem sahibi bir zatın o büyük keremine mazhar olmadan buradan ne oluyor? Göçüp gidiyor. Ya bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek o kereme layık ve o rahmete şayeste bir dar-ı saadet olacaktır. Aklın ispat ediyor burada. Yoksa gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü büyük bir rahmet var kainatta bakıyoruz ya. Ya Cenab-ı Hak sonsuz bir ikram ediyor. Geç bir markete bak. Geç bir manava bak. Hepsi buradan geçe bak.
şurayı memnun etmek için geç bir çerezciye bak. Aldığımız o çerezler, o fıstıklar, fındıklar hiçbirini buraya sokmuyoruz değil mi? Bir kadar küçük bir çukur var burada. Onu memnun etmek için Rabbimiz bu kadar ihtimam gösteriyor. E bizim kalbimiz var, aklımız var, ruhumuz var, vicdanımız var. Hiç bunları tatmin etmez mi? Hiç kimse yok olmak istemiyor. Değil mi ya? Bir adam diyor Allah geçinden versin, 80 yaşına gelmiş. Nasılsın acaba falan. Allah'a şükür. Ya korktum ben, öldün zannettim seni. Yo Allah geçinden versin falan. Ulan geç olsa ne olacak sanki? Geri göreceğini gördün. Yeniden evlenecek değilsin, sünnet olacak değilsin. Düğünleri gördün, hepsini bitirdin. Yo adam gitmek istemiyor. Neden? Çünkü baki işte o var ya, o ölmemek arzusu ebedi alemin var olduğuna şahitlik yapıyor. Biz hadisle dedik, o günse bunları anlattım. Necmi Efendi dedi, ben Tanrı'ya inanıyorum ama bu öldükten sonra meselesi kafama bir türlü yatmıyor. Yatır dedim Meşrifatçım, yatır dedim. Benim saçlarım yatmadı mı zeytinyağı sürüyorum, yatıyor dedim. Senin de kafanı yatıracak dedim. Volta atıyor şimdi hapishanede, orada durdum falan böyle. Meyvenin 8. meselesini okuyoruz. Okuyorum, yaktı sigarasında böyle, dinliyor böyle, peynir sok gibi. Bir yer yazı diyor ki, insanın midesindeki açlığın vücudu, açlık o varlığı, taamların olmasını gerektirdiği gibi, insandaki ebediyet arzusu, ebedi bir alemin olacağına daha ziyade şahitlik yapar. Deyince adam, evet dedi, inanıyorum dedi, inanıyorum. Anlatayım dedim, oku dedi, konuşma, oku. Kurtuldu. Tabi diğer komünistler bana hocaya satıldın diye artık buna ne zulüm yapmışlar. Biz çıktık, onlar kaldı, Ankara'ya gittiler filan. Adam öyle bir bilenmiş ki, çıktı geldi Temmuz ayında, dükkana geldi, bunu ağırladık falan. Ramazan'da oruç tut, hayatında hiç oruç tutmamış adam. Bir ay oruç tut hem de demir inşaat, iş bulduk ona, demir inşaatlarda demir kıvırıyor. Sonra da öldü, Allah rahmet eylesin. Kurtardı işi. Yani üstad insanın kendi fıtratıyla ifade ediyor. Öyle ya. Hararet vermiş, su vermiş, açlık vermiş, yiyecek vermiş değil mi? Burun vermiş, kokuları vermiş, kulak vermiş, gözleri vermiş, ağız vermiş, tatları vermiş, yorgunluk vermiş, uykuyu vermiş, taamlar vermiş, taamları anlayacak, tadacak, tartacak, tanıyacak, dil vermiş, kokuları vermiş, burnu vermiş, erkeklik vermiş, kadını vermiş, 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 vermiş. Yani bir istediğin bir şey var ki karşılığı verilmemiş. Öyleyse ölmemek arzusu vermiş. Ölümsüz bir hayat vermiş. Eğer vermeyecek olsaydım diyor, istemeyi vermezdim. Bununla ispat ediyorum. Senin vicdanınla ispat ediyorum. Mesele bu. Yoksa adama bir kitap okusan, eğer onun fıtratına tercüman olamıyorsan dinlemez. Tabii. Evet. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate, hırkat, yanmak. Mahlukatçı derler, yakıt satanlara, gömülçülere, mahlukatçı. Ve nimeti nıkmete ve aklı meşhum bir alete. Akıl o zaman uğursuz bir alet, vay be. Arkadaş oldu lan, ben de 3 yaşta küçüktü be, vay be. Kaç yaşındaydı? 52, yapma, ben 55'im. Ulan gitti adam be, vay be, ulan ben de gidiyorum galiba. Ulan bu kadar yatırım yaptık, bu da hepsi kalacak, bu da vay anasını be. Tüh be. Sıkıntıya başlıyor bu sefer. O sıkıntıyı giderebilmek için nereye gidiyor? İçkiye koşturuyor bu sefer. Aklı meşhum bir alete ve lezzeti eleme, kalbettirmekle, dönüştürmekle hakikati rahmetin intifası lazım gelir. O zaman rahmetin hakikatini kabul etmemek lazım gelir. Halbuki nereye bakarsan rahmet görünüyor. Evet. Hem o celal ve izzete uygun bir dar-ı mücazat olacaktır. Çünkü ekseriye zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Adam öyle zulüm yapmış ki öldüğü zaman bakıyor, Chopin'in marşıyla gömülüyor. Bandomuzu kayla, bu zat 90 senesini vermiş, bir mezarı bile çok görmüşler.
mezarında bile bırakmazlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor, yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Sevgilim gösterir. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurunu salifede, geçmiş devirlerde cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başı boş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanın Rabbi, Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, neyle Allah bize kendini tanıtıyor? Üzümle, kavunla, karpuzla, inekle, sütle, kuzuyla, değil mi? Yağmurla, rahmetle, güneşle, bütün bu nimetlerle bize kendini tanıtıyor. İyi bir baklavacıyı neyle tanırsın? Baklavasıyla tanırsın. Hem bu kadar rahmetin Allah Allah süslü meyveleriyle kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilinde insan şükür ve hamdla ona hürmet etmezse, cezasız kalsın, başıboş bırakılsın, o izzet, gayret sahibi zat-ı zücelal bir dar-ı mücasat hazırlamasın. Başkanımızı diyor, ebedi istirahatgâhına tevzi ediyor. Ebedi istirahat, birinci karakola teslim ediyor. Birinci karakola. Dünyada bir sürü pislikler yapmış, kanun tutmuyor. Ölmüş çünkü. Ölmüş. Adamı tanıp da asacak değilsin ya. Gitti. Ebedi istirahat et. Ya korkma. Hayır. Birinci karakola teslim ediyor. Tak yakalıyorlar, gel. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman-ı Rahim kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle. Ya bizim gayemiz ne? Rabbimizi seviyoruz. Başkalarını da sevdirmek istiyoruz. Bu kardeşler buraya kendi kendilerine gelmediler herhalde, değil mi? Burada levha yazmıyor, değil mi? Ya da bir cami olsa hadi camiye sarılın, herkes girdi. Öyle değil. Buraya gelenler bilerek, şuurlu olarak geldi öyle. Rastgele gelmedi. Beni de derse götürdüler 40 sene önce. Seni de birisi getirmiştir. Seni de birisi getirmiştir ya. Demek ki biz Rabbimizi seviyoruz, başkasına da sevdirmek istiyoruz. İnsanın karakterinde var bu. İmansız bir insan herkesin imansız olmasını ister. Sen adam, senin imanla musallat oluyor. İmanlı bir insan da herkesin Allah'a iman etmesini ister. Gayet şeydir bu yani, bir kanundur. Ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmek ve mukabele eden müminlere bir dar-ı mükafatı, bir saadet-i ebediyeyi vermesin. Mümkün mü? Mümkün değil. El-Fatiha. Taş yok diyorum ben herhalde. Gittim savcıyla, ben Nurcu'yum. Tek bir şey var. Efendim Nurettin neydi adam? O günkü savcı. Adam öyle bir hain adam ki yani. Adı Nur olsa adam içeri atıyor. Nuri olsa atıyor. Adam başlamış orada. Ölüm dedi. Dedim ben ifade vermeye geldim. Ne usta Nurculuk hakkında dedim. Nurculuk hakkında deyince adam vah dedi. Ama ölmedim. Binbaşımız gerçekti dedi. Ondan sonra geldi. Sonra hüküm diyor. Hani Nurculuk hakkında ifade verecekmiş. O mal bulmuş mağarabı gibi. Ölüm. Taktı diye getir. Taktı. Anlat bakalım. Hani kimleri tanıyorsun? Yani adın ne? Senin. Selim'i tanıyorum, Hasan'ı tanıyorum. Bunları da alacak, getirecek. Ben dedim, Bediüzzaman Said Musa Hazretleri'ni tanıyorum.
Dedi fetolojiyi tanıyorsun. Tanıyorum. Nereden? Camide vaaz ediyor. Dinliyoruz dedim hocam. Tanıyor. Mustafa Birliği tanıyor mu? Tanıyorum. Nereden? Komşum. Onu da evde derste yapıyor. Hüseyin Çağdır'ı tanıyor. Hepsi içerideler bunlar ha. Tanıyorum. Nereden? Hemşerim Urlalı. Marangoz Ahmet'i tanıyor. Marangoz Ahmet aranıyor. Salih'le. Dedim ya ben ne istihbarat bir merkezi tanıyorum. Tanıyorum desem gidelim getirelim diyecek. Tanımıyorum desem yalan. Yalan da olmasını istiyorum. Çok takvayız yani. O zaman daha takvaydık. Dedim ya ben milli istihbarat mıyım? Ne bileyim adam nerede oturuyor şu anda? Şu anda nerede oturuyor? Koltukta mı? Divanda mı? Dedi bak dedi burada dedi ne diyor açtı meyve risalesini. İşte efendim Eskişehir'de efendim lisedeki lise kızları gülerek raks ediyorlarmış. İşte onların şöyle böyle 50 sene sonraki vaziyetleri göründü falan okuyor kitapta bir ağzını yamutuyor. İyi ya dedim bak dedim 50 sene sonraki vaziyetlerini görmüş. Ağladım diyor. Ağlamış dedim. Şefkatinden demiyor cehenneme kadar yolumuz var. Ağlamış dedim. Demek insanları seviyor, acıyor. Daha dedim bunu takdir etmen lazım senin. Nerede de dersler yapılıyor? Her yerde yapılıyor dedim. Adres. Adres almak adetim değildir. Kim yapıyor? Ben yapıyorum dedim. Başka kimse yapmaz dedim benim oğlum. Şimdi bakıyorum efendim Selim de yapacak, onu da alacağım. Oradan girdi, buradan çıktı. Dikkatli edin, kaçırmayın ağzımdan yani. Falan da tanıyorum gibi. Allah'a şükür. Bir şey vermedik. Dedi seni dedi, şahit olarak yazıyorum mahkemede dedi. Terkif etmiyorum dedi. Aynen bir sus. Ettik. Şu su hakkı için üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Halbuki var ya. Bak evim kira. Dükkanım kira. Çocuklarım küçük küçük. Ulan evimin kirasını verecek adam yok ha. İçeri girsem. Dükkanım kapanacak. Annem orada ihtiyar ağlıyor. Bu şartlar altında ben kendimi ispiyon ediyorum. Olacak şey değil. Ama işte delikanlı derler ya deli. Delikanlı, akıllı kanlı değil. Adam bizi tutuklamadı. Allah bu. Çıktı tabii. Bir müddet geçti tabii. Annem vefat etti. Kardeşler olunca bize de ders vardı. Geldiler. O gece bir bastılar bizi götürdüler. Annem mezara, ben pazara. Demek o kadının hürmetine biz ertelenmişiz. Öyle kardeşler. Sonra tabii orada bir tane başçavuş vardı. Onunla görüşüyordum. Bu zabıt katibi. Yani mahkemelerden hani hakim söyler, katip yazar ya. O başçavuş da şimdi hakim söylüyor. Mesela Selim Şengörür. Okudun mu bu kitapları? Okudum efendim. Ne için okudun? Allah'ımı, dinimi, peygamberimi, kitabını, ahiretimi, Kur'an'ımı öğrenmek için. Yaz. Sanıktan soruldu, okuduğunu itiraf etti. Ne için okuduğu soruldu. Dinimi, imanımı yazıyorlar dinimiyim. Kalkıyor. Hüseyin Çağdır. Bu kitapları okudun mu? Okudum efendim. Ne için okudun? Allah'ımı, peygamberimi, dinimi, kitabımı, Kur'an'ımı. Hani dedi kardeş ya. Ne yapıyor? Yusuf Hoca. Yapacak aynı şeyi yapıyor. Şimdi o 54 kişi gelmiş. Herkes dinimi, imanımı diyor. Buraya da yaz. Öyle diyeceğiz değil mi? Çünkü buraya gelenler başka bir maksatla gelmedi ki. Pazara gidiyorum. Ben kabak alacağım. Sen efendim fasulye alacaksın. Öbürü bakbun alacak. Öbürü pırasa alacak. Öbürü lahana alacak. Öbürü ıspanak alacak. Herkes başka başka şey alacak. Ama buraya gelen tek şey istiyor. Tek şey alıyor. Onun için 54 kişi dinimi imanımı, dinimi imanımı yaza yaza başçavuş. Sonradan benim bavul kitabım vardı. Gittim almaya. Dedi kardeşim dedi beni de dedi kardeşliğe kabul edin dedi. Allah sizden razı olsun. Dedi ki imanı yaza yaza ben de. Ben dedi o kadar dedi içki içerdim ki beni ısırıp tahta kurusu bile sarhoş oldu. Yani kanıma baksalar bunun kanındaki alkol oranı nedir değil de
alkolündeki kan oranı ne kadar? Her gün tekmeyle kapıyı açardım, o kadıncağız benden diyor. Ne çekti? Onun yaptığı dualar size yeter. Adam kurtuldu. Böyle yani elhamdülillah. Sonra dedi kardeşim kitapları bütün dedi. Albaylar, yarbaylar, binbaşılar aldılar. Bir tane kitap yok. Okumak için aldılar dedi. Hepsinin listesi var bende. Bana bir hafta müsaade et, kitapları onlardan alacağım dedi. Aman dedim alma. Nasıl olsunlar? İmana gelsin. Bu böyle bir hatıra. Bir hatıra daha. Biz tabii... Ha? Çok da hatırası olsa. Urfa. Urfa. Urfa mı? Dokuz Eylül hatırası olsun. Şimdi gidiyoruz şeye. 9 Eylül Üniversitesi İzmir'de. Bir kardeşimiz şu anda Ankara'da. Efendim... Turizm Bakanlığı'nda müfettiştir. O çocuk orada okuyordu o zaman. Ya abi dedim, sen kahvelere gidip ders yapıyorsun. Bizim orada bir sürü kahve var. Hep bu bütün tembel talebeler orada. Kızlı erkekli kahvede kağıt oyunu var böyle. Amazonlar gibi. Bir gün dedi, abi gel orada da ders yap. Olur benim kardeşim, hizmette sınır ve sinir yok. Biz her yere kalarız. Sadece meyhaneye geliyoruz. Niye biliyor musun? Meyhanede sarhoş. Tatıyor baştaki baştan sarhoştur anlamaz. Ne adam dinliyor böyle hoşuna gidiyor. Ağlıyor. Hocam doğrusu. Gel hocam bir öpeyim seni. Zorluyor hocama da bir tane. Hocam ne olur ölümü göresin. Meyhaneye girmiyoruz. Gidiyoruz orada mesela 2-3 arkadaş. En adı ne? Adem. Hakan. Hakan'cığım. Yanıma oturuyorsun mesela. Diyorum ki, şimdi herkes kızla erkekle oturmuşlar. Zaten böyle bir bahçelik, hala kafeterya. Hakan'cığım diyorum, şu burnuma çok hayret ediyorum. Bağıra bağıra. Orada bir sürü insan var. Ya diyor, niye burnun, neyine hayret ediyorsun? Ya diyorum şunu, ne kadar harika bir şey. Kessen 100 gram gelmez diyor. Ama ne kadar koku varsa ya oh diyor ya da öf diyor. Nasıl bir cihazdır bu ya? Kapat diyorum gözünü, bir bezle getirsinler. Ne bu? Elma, armut, sucuk, pastırma, yoğurt, ayran, çay, kahve, kavun, karpuz. Bir anda söylüyorum. Laboratuvara götürürsün 3 saat sonra gel neticeyi vereyim diyor. Bu bir anda söylüyor. Öyle değil mi? Doğru ya diyor. Hakikaten çok doğru. Şimdi bakıyorum oradan yine. Onlarda da burun var ya. Herkeste bir burun var. Biz yani hayali bir teoriden bahsetmiyoruz ki. Değil mi? Herkeste olan bir şey. Tabii çoğu burnunu tutma amaçlıyor. Ulan bu kadar seni düşünmemişim. İşte diyorum ulan bu da et diyorum. Bu da sesleri verir bir tane ayrı. Tak. Öyle değil mi ya doktoru kardeşi, hakikaten çok orijinal bir şey falan, tak ayağa kalkıyorum bu sefer. Allah ne verdiyse. Millet dolan dolana, dolan dolana. Şimdi diyorum arkadaşlar bakın. Mesela kavun tatlı. Ama nereden tatlı olduğunu bunu nereden biliyoruz? Ağzımızda. Eğer Allah buraya tat alma duygusu vermeseydi, sen kavunun tadının ne olduğunu bilecek miydin? Sür bakalım suratına. Kavun hiç tadı yokmuş. Alnına sür, ensene sür, bacağına sür. Yok. Sadece burası anlıyor. Böyle yapınca yani çakıyorlar ya, biz havaya giriyoruz. Tabi ormayla söyler. Ağaç da kendi lisanıyla bismillah. Nasıl diyormuş gibi. Su içiyoruz ama su içişimiz değişik. Tabii ki bismillah değişirse değişim olacak. O anda aklıma geliyor vallahi. İlham geliyor. Allah mahcup etmiyor ya. Abi ya kurban olayım ona. Ondan sonra dedim mesela 10 dakika 15 dakika bazen plaja gidiyoruz. Derilerimiz kabarıyor. Gelmiştir başına değil mi? Gelmedi. Plajlara pek gitmedim. Senin geldi mi başına? Yine selamlık bol hocam. Ha? Başına gelen yok mu burada? Var ya. İspatlı olsun yani öyle. Hayali yok kardeşim. Biz her şey ispatlıdır. Yani şimdi havlu koymadın mı bir saat sonra
Kıpkırmızı olursun gece, vallahi dönemezsin yataktan. Ama dedim aylarca dedim yapraklar yeşil olarak duruyor. Bizim derimizden daha nazik. Yanmıyor. Neden? Cenab-ı Allah güneşe diyor yakma. O da diyor Bismillah güneş kardeş. Ben vazifeliyim diyor. Benim altımda meyve var. Ben ona gölgelik yapıyorum. Veyahut da insanlara gölgelik yapıyorum. Vazifeliyim yaz gününde ben. Onun için beni yakma. Bismillah diyor. Nemrud'un ateşi İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadığı gibi güneş de o yaprakları yakmıyor. Sonra dedim incecik saçaklar, kökler toprağa dalıyor. Yumuşacık, ipek gibi. Bir taş, sert taş geliyor. O taşın çatlaması lazım. O taş kırılırsa altında su var. Bismillah diyor taş kardeş. Bana yol ver. Taş da diyor sen benim Rabbimin isminle geldin. Ne diyebilirim ben? Şak kadar yarılıyor. Arasından görmüşsünüz kayaların tepesinde ağaçlar. Evet. Böyle yaptı. Beyefendi dedi bu ilmi bir konu dedi. Bunun dinle imanla ne alakası var? Biz dedim burada ilmi konu anlatıyoruz, hikaye anlatıyoruz. Dedi o taş, o saçaklar antere oksit. Salgı salgılıyorlar. O salgı parçalıyor dedi. Tabii ki dedim bir salgı vardır. Hepimizde salgı var. Bizim de ağzımızda salgı var. Ama ne salgısı? Sandviç salgısı, lahmacun salgısı, börek salgısı, çörek salgısı. Öküzde de salgı var. O da arpa salgısı, saman salgısı, yarma salgısı. Sen dedim kaşıkla pilavı salgılıyorsun, böreğe salgılıyorsun. Bir çay kaşığı saman koy ağzına. Bakalım salgılayabileceğim. Gırtlağında yapışır kadar hastanelik olursun. Ama öküz dedim fırıncı küreği gibi daldırıyor, saldırıyor. Bizim öküze lazım olan salgı öküze. Bize lazım olan salgı bize. Ağaca lazım olan salgıyı da ağaca Allah yaratıyor. Bilerek yaratıyor. Yoksa siz Allah'ı tanımadığınız için ağacın kendisi üretiyor zannediyorsunuz. Ağacın kendisi üretebilmesi için aklının olması lazım. Düşüncesinin olması lazım. Geldiler taşlar. Saçak kardeşler ne yapacağız be? Bir meşveret yapalım. Ya bir laboratuvar kuralım. İçey bu taş, bu taş bize yol vermiyor. Şu büyük ağaca soralım. Bize yardımcı olsun bu konuda. Şimdi gülüyor millet. Aşağı hocam falan. Bunları yapamayacağına göre demek ki o ağaca nasıl bir salgı lazımsa nasıl bize veriyor o salgıyı ona da veriyor. Böyle herkes sağ ol hocam çok güzel helal falan filan matematiksel şu bu. Tabii sonra baktım köşeye sıkıştılar dedi. Tabii matafizik bir güç var dedi. Fizik ötesi bir matafizik güç var dedi falan filan. İşte dedim o matafizik dediğimiz biz Rabbimizdir. Bir irade kudret sahibi Rabbimizdir. Biz ona iman ediyoruz falan. Oluyor. Tabii son günü bir şey koymuyor kitaba. İyi başlıyor. Olamayınca ayı kızıyor. Tamam diyor. Talebe oldu. Götürüyor. Getirdim diyor. Okusun. Oku koca olan dersin. Ayı başlıyor. Aşkla şevkle. Ulan demiş okumuyor ya. Duymuyor musun ya demiş. Baksa nasıl okuyor? Ben anlamıyorum. Sen ayı mısın? Sen bunu anlamak için ayı olman lazım. Ayı ol bak nasıl anlarsın. Allah ayı kızmış böyle yapıyor. Onun şeyine bağlı. Bundan sonrası yapmacık olur. Tamam mı? Sipariş olur. Evet. Siparişten hiç hoşlanmam. Nasıl gelmişse öyle. Allah razı olsun. Cümlemizden kardeşler. Hepinizin gözlerinizden öperim. Sağ olun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun.